Merhaba arkadaşlar, PHP dersine hoş geldiniz. Bugün de artık PHP'de insert işlemlerine geçebiliriz. Dilerseniz başlayalım. Şimdi öncelikle bizim bir bağlam PHP not şeyimiz vardı. Bunu buraya çağıracağız. Öncelikle ki bir veri tabanı oluşması açısından, yani bağlantısının oluşması açısından. Onu da require once diyorsunuz. Daha sonra bağlam.php adını yazıyorsunuz. Daha sonra tekrar noktalı virgülü yazdıktan sonra. Ondan sonra şunu artık biz silelim. Bununla işimiz yok. Şimdi butona bastık. Kuru da geldi. Post onu yakaladı. Ondan sonra bir tane kaydet değişikliğini yapalım. Buraya da bu bağlam.php'de hatırlarsınız bir db fonksiyonu oluşturmuştuk. Bunu şimdi burada kullanıyoruz. db deyip şöyle prepare yazarak, bu hazır fonksiyondur, güncel bir versiyondur. Derslerde de hep bunu kullanacağız. Buraya insert into yazıyorsunuz. Daha sonra veri tabanın adı. Biz user şey tablon adı, tablo users tablosunu kullanacağız ya da user tablosunu kullanacağız, onu kullanalım en son çünkü onu yapmıştık. Ondan sonra set diyorum. Şöyle aşağıya indiğimizde, bundan sonra veri tabanı, bu arada veri tabanımıza da bakalım şuradan. Bunları bir kapatıyorum. Bunu da yaz, veri tabanı adı, tablolarımız user ve users tablosu. Biz users şey user tablosunu kullanacağız. Şu var olanı bir sileyim. Şuradan seçip delete'e basıp silebiliyorsunuz. Yes'e tıklıyorum. User, at, mail ve yaş var. Bunların hepsini buraya geçireceğiz şimdi. User, at diyorum. No eşittir. Daha sonra user at diyerek bunun parametresini oluşturmuş oluyoruz. User mail eşittir nokta virgül user mail. Bu arada şuralarda boşluk bırakmayın, hata veriyor arkadaşlar. Oralara dikkat edelim. Şu çift iki nokta üst üsteden sonra atıyorum bir boşluk bıraktınız, direkt hata veriyor. Yani tam ne olduğunu da anlaşılmıyor. O yüzden oralara dikkat edelim. User yaş diyorum. Bunu da yazdıktan sonra şuraya nokta virgül onu tabi koyuyoruz. Sonra yoksa hata veriyor. Hemen insert fonksiyonu oluşturalım. Dollar kaydet olsun. Daha sonra execute diyoruz. Bir array listesi oluşturuyoruz. Bu array listesi döndürüyor. İçinde ne varsa şimdi döndürecek. Şuraya bir nokta koydum. Şimdi burada yukarıda parametrelerimizi zaten oluşturmuştuk. User at diyorum. User adı. Şimdi nerede? Butona bastığımızda name'leri yakalayacağız. Yani dollar post diyerek buraya da şu ana sayfadaki bilgilerim at, bilgilerim mail, bilgilerim yaş, hepsini tek tek yazacağız. Bilgilerim at, pardon, virgül, user maile eşit dollar alttan tere post, daha sonra bilgilerim mail. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar user ne kaldı? Yaş kaldı. User yaş. Eşittir, büyük eşittir. Şimdi ben neyi yakalayacağım? Dollar post. O da bilgilerim yaş olmasını umut ediyoruz. Tamam. Burası da artık bu kadardı. Şunlara bir daha bakalım. Bilgilerim yaş. Bilgilerim. Tamam. Şu ana sayfa PHP'den bir başlatalım. Veri tabanı bağlantısı isminizi girin.
Ne yazalım? Bunu da yaz olsun Gmail, bunu da yaz gmail.com. Yaş 30 girelim. Formu gönder. Evet, tebrikler, veri tabanı bağlantısı oluşturuldu. Veri tabanımıza bakacağız şimdi. User tablosuna tıklıyorum. Ve bunu da yaz. Bunu da yaz gmail.com. Yaşı da yazdı. ID'si 2 olarak gelmiş. Daha önceki bir veriyi ben sildiğimden dolayı ID'si 2 olarak gelmiş bulunmaktadır. Bir tane daha ekleme yapalım. Bir ekleme daha yapalım. Şuradan ana sayfa. youtube@gmail.com. Yaş kaç, 50 gir, salla. Gönderdik. Dev devlet tabanası oluşturuldu. Şuraya geliyoruz. Buradan refresh yaptığımızda evet, bu YouTube'da buraya düşmüş oluyor. ID'si geliyor. YouTube Gmail yaş. Evet, bu şekilde de artık kod tarafından da veri tabanası bağlantısı oluşturulup insert işlemini yapmış bulunmaktadır. Bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kolay gelsin.